AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. 23 Haziran İstanbul seçimini değerlendiren Erdoğan, İmamoğlu'nu tebrik etti. Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı milletine hizmet yolculuğunu milletvekili, bakan, başbakan, meclis başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca yıllık bilgisini, birikimini, tecrübesini, projelerini hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Erdoğan dış gündeme dair açıklamalarda da bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj krizine değinen Erdoğan şunları söyledi. Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz bu faaliyetlerini sürdürecek. Bunun yanında da silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor ve alacak. Erdoğan en dikkat çekici açıklamalarından birini de ABD ile yaşanan S-400 konusunda yaptı. S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapılarımız daima açık olmuştur. Türkiye kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma planı da Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz bu terör koridorunu istiyoruz ki bir güvenlik koridoru haline getirelim. Bunun için de bu güvenlik koridorunda Türkiye'deki mültecilere oralarda bir yerleşim imkanı sağlayalım. Ve bu yerleşim imkanıyla birlikte, hani konuşanlar var ya, biz koalisyon güçleriyiz, şuyuz buyuz diyenler. Tamam, gelin o zaman. Hadi verin desteklerinizi. Birlikte bu güvenlik koridorunda onlara yerleşim yerlerini kuralım. Onları oraya yerleştirmeye çalışalım. Bu konuda Amerika gelsin, lojistik desteğiyle, hava noktasındaki korumalarıyla desteğini versin. Konuşmasının ardından soruları cevaplandıran Erdoğan, kabine revizyonu konusunda şunları söyledi. Efendim, böyle bir şey yapılması gerekiyorsa onları biz yaparız. Böyle sipariş güçler olmaz. Bu, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle dışarıdan dayatmayla kabine değiştirdim. Şu